Sevgili dostlar, hepinize merhaba. New York'tan, Brooklyn'den herkese selamlar. Şu anda Brooklyn'de Park Slope'tayım. Size geçen hafta söylemiştim, belli açık alanlarda, çeşitli yerlerde de size hem videolar çekeceğim hem de buraları göstermeye çalışacağım diye. Bu görmüş olduğunuz park çok oldukça büyük bir park. Diğer parklar da var burada ve şu anda açık alanın olduğu yerdeyiz. Genellikle park sistemi bu şekilde çalışıyor. Çok büyük bir açık alan var. Burada görüyorsunuz, inanılmaz böyle büyük alanlar var. Bunun arkasında oturabilecek olan yerler var. İnsanlar buralara oturuyorlar ve en arkada da hem bisikletlerin yolu, bisikletler oldukça hızlı geçiyorlar. Bisikletler için yolu ayrılmış bir asfalt yol var ve onun hemen yanında da yayaların yürüyebileceği ya da koşabileceği alanlar mevcut. Dolayısıyla park sistemi burada bu şekilde çalışıyor. Bunun gibi birçok park var. Bu Park Slope önemli büyük parklardan bir tanesi. Brooklyn, Güney Brooklyn'de, Doğu New York'taki önemli parklardan bir tanesi. Bir diğeri de hepinizin bildiği Manhattan'ın içindeki Central Park. Central Park çok büyük. Oraya daha önce birçok kere gitmiştim ben ama şimdi sizlere de hem oradan video çekip hem de oradaki aktiviteleri göstermek isteyeceğim. Dediğim gibi şu anda bugün Brooklyn'deyim. Brooklyn, benim okulum da burada. O nedenle hem çevreyi geziyorum, tanımaya çalışıyorum. Hem de aynı zamanda parklarını da görmek istiyorum. Çevrede de oldukça güzel yerler var. Burada hem yemek yenecek olan yerler, Latin yemeklerinin olduğu yerler. Ben bugün öğlen yemeğini bir Latin restoranında yaptım. Çok basit bir şekilde bizim yemeklere benziyor ya da tadları hemen hemen aynı özellikler gösteren restoranlar olduğu için orada yemek yedim. Ama onun haricinde çok güzel yeme içme yerleri, barlar, eğlence mekanları çok yoğun bir biçimde var. Buraları son zamanlarda New York'ta önemli bir popülarite alanı olmuş durumda. Amerika'da neler konuşuluyor, neler yapılıyor derseniz aslında hemen hemen aynı şeyler. Yani kaç gündür size bahsettim. Trump'ın azli konusu çok gündemde. Bunun üzerinden daha epey bir yol alacaklar diye bekleniyor. Dün Los Angeles Times'ta bir makale okudum. Bu her iki tarafa da yarayabilir deniyor. Çünkü eğer Trump'ın azli konusu gündeme gelip de bu süreç böyle devam ederse hem kendi partisi içerisinden bu sürece olumsuz katkı yapacaklar olanlar olabilecektir. Bu demokratların elini güçlendirebilecek ama bir diğer taraftan da diğer bir görüş. Demokratlar sürekli olarak geldiklerinden biri azil konusunu gündeme aldıklarından dolayı bunun belli bir noktadan sonra tam da başkanın lehine dönebileceğini ve buradan eğer herhangi bir sonuç çıkmaz ve boşa atılmış bir adımsa çok daha güçlenerek çok daha hızlı bir şekilde bu süreçten çıkabileceğini ve böylece de güçlenmiş bir başkanın, yani Trump'ın güçlenmiş bir şekilde seçimde çok öne geçebileceğini herkes söylüyor diye yazmış Los Angeles Times. Dolayısıyla ta en doğudan New York'tan ta en batıya Los Angeles'a kadar herkesin, ülkenin gündemi bu. Bizde de elimden gelince yakından takip etmeye çalışıyorum. Öncelikle hepinize, bütün Türkiye'ye, bütün İstanbul halkına geçmiş olsun. Sabah hemen hemen çok erken saatlerde kalkmaya çalışıyorum, 6.30-7 gibi. O saatlerde uyandığımda ilk gördüğüm haber buydu ve çok telaşlandım. Aileme ulaşmaya çalıştım. Çok şükür WhatsApp çalışıyor ve WhatsApp üzerinden ulaşabildim. Birçok şey yaşadık biz ülkemizde ama gözüken o ki bunlardan hiçbir şekilde ders almamışız. Aradan geçen 99 depreminden bu yana 20 senede koskoca bir sıfır çekmişiz. Hiçbir şey yapamamışız. Kentsel dönüşümü ranta dönüştürmüşüz. Rant dönüşümü olmuş. Ama kentsel dönüşüm dediğimizde Avrupa'da birçok, dünyanın birçok ülkesinde yapılan dönüşümler mahalle şeklinde yapılan dönüşümler. Yani orada gerçek amaç aslında müteahhitleri zengin etmek değil, insanların daha iyi yaşam şartlarına kavuşabilecekleri alanlar yaratmak. Bugün Fikirtepe'de yapılan birçok büyük konutu görebiliyorsunuz. Bizim üniversitemizin hemen arkasında. Bunlar o kadar küçük yollar planlanmış ki bu inşaatlar için. Buralardan tam dolduğu zaman insanlar nasıl geçebilecek? Burada herhangi bir yangın ya da afet durumu ortaya çıkarsa nasıl bunlara karşı cevap verilebilecek? Bunların hiçbirinin planlaması yapılmamış. Tam anlamıyla bir ranta dönüştürülmüş olan bir süreçten bahsediyoruz. Umut ediyorum, bunu sadece lafın gelişi söylüyorum, umut ediyorum ama hiç olmayacağına eminim. Daha iyi şeyler olabilir ve bundan sonraki süreçte insanlar ülkemizde daha mutlu ve refah seviyesinde yaşayabilirler. Gerçekten buradaki insanları görünce bu sürecin içerisinde bunları hep beraber görme imkanına size kavuşturacağım ve insan üzülüyor niye bizim ülkemizde böyle olmasın diye.
Kısa kısa videolarla size buraları tanıtmaya çalışıyorum. Eğer başka bir video ekleyemezsem bunun arkasına, hepinize iyi ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonunuz güzel olsun. Pazartesi günleri ben rutin olarak tekrardan Bloomberg'teyim ve oradan yayınlara devam ediyorum sabah saatlerinde. Sevgili Zeynep Ertaban'ın programına bağlanarak elimden geldiğince hem burayı hem ülkemi yorumlamaya çalışıyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.